Hamit Aydın geliyor efendim. Babanın izin bittiği yerdeyiz. Nerede? İzin bittiği yerdeyiz. İzin bittiği yerdeyiz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ne demek izin bittiği yerdeyiz yani? İzin bittiği yerdeyiz. Bizim bir offroad grubumuz var. Evet. Sosyal medyada bir sayfamız var. İşte 4x4 araçlarımız var. Kendimizi eğleniyoruz. Kendimizi doğaya bırakıyoruz. Dağlarda yatıp kalkıyoruz. Sloganımız da izin bittiği yerdeyiz. Hamit Bey, nereden katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Aslen Rizeliyim. 34 yaşındayım. İstanbul Deniz Otobüsleri'nde çalışıyorum. Usta gemiciyim. 2011 yılından beri İstanbul Deniz Otobüsleri'ndeyim. Daha öncesinde ticari gemilerdeydim. 34'e yakın ülke, tabii 34 tane ülke gezdim. En fakir Afrika ülkelerinden en zengin Avrupa ülkelerine kadar yüzlerce, binlerce insan gördüm. Yaşam tarzlarını gördüm. Hani derler ya, çok okuyan mı, çok gezen mi? Ben hepsinden daha çok gezenim. Ben o işin çok gezen tarafındayım. Bakalım hayırlısı. Kimle beraber geldiniz? Kaynımla beraber geldim. Eşimin kardeşiyle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Ömer, soyadım Hor. Enişteme başarılar dilerim. Kendisine Justin Bieber diyorum. Öyle mi? Neden? Yakışıklılığı ondan almış. Rizeli misiniz siz de? Evet. Beraber mi yapıyorsunuz? Tabii. O benim co-pilotum. Co-pilot. Nasıl, nerelere gidiyorsunuz beraber? Beraber işte Beykoz'un yüksek tepeleri var işte. Polonez'in üstleri falan var yukarı tabii. Ha, İstanbul dışında pek yapmıyorsunuz. İstanbul dışında işte Karasu, Cumaköy, Gebze Cumaköy falan. Daha yeni kurulmuş bir ekibimiz var. Hı hı. Beş tane kuzeniz. Beşimizin de araçları 4x4 araç. Ya zevk almaya bakıyoruz. Hedef çünkü, kaç lira bugün? Bugün buradan hedef yani. 60 binin üstü herhalde. Herhalde. Diye düşünüyorum. Ama önce bir zevk alalım. Çünkü buraya kadar geldik. Bazı evrelerden geçtik. Seçildik. Ha, buraya gelmemde de ailemin, dostlarımın beni birazcık dürtüklemeleri var. Çocuk var mı? Çocuğum var. Allah bir tane oğlum var, Muhammed Yuşa adında, 4 yaşında. İkincisi de kısmetse Ağustos'da gelecek. Zaten onun kısmetine geldim. Bir akşam işten eve döndüğümde programınızı izliyordum. Programda işte bir soruda sesli soru vardı. Andrea Bolicelli, ben kendisini çok dinlerim. Çünkü ben ticari gemilerde çalışırken televizyondan yoksunduk. Devamlı işte müzikle zamanımı geçiştiriyordum. Sesli soruda Andrea Bolicelli'nin aryası alttan girdi. Hatun dedim bak. Cevaplar daha çıkmadı. Andrea Bolicelli dedim. Şimdi de böyle yaparsın artık. Murat bak. Cevaplar daha çıkmadan bakacağız o zaman. Neyse cevaplar çıktı. Andrea Bolicelli hanım döndü. Bey dedi Allah aşkına girsene dedi. Ya dedim gülüm. Benim o işlerde pek şansım olmaz. Dedi ki çocuğumuzun kısmetine gir. Dedi o akşam bir form doldurdum. Ve akabinde mülakatlar ve şu an huzurunuzdayım. Hazır mısınız Hamit Bey? Kuralları biliyorsunuz. Hazırım. Kuralları biliyorum. Pekala. O zaman yarışma başlıyor sevgili seyirciler. Bulunduğunuz yerde bulaşık ancak temizine ihtiyaç olduğunda yıkanıyorsa, kettle'da makarna pişirmek gibi yaratıcı yöntemler uygulanıyorsa nerede yaşıyorsunuzdur? A. Öğrenci evi. B. Kral dairesi. C. Butik otel. D. Boğaz yalısı. İlginç bir soru abi. Öğrencilik yaşamadım ama çok bekarlık, çok gurbet gördüm. Ben buna A şıkkı diyorum. Son kararım. Öğrenci evi. Sırada ikinci soru var. Eskiden mektupların sonuna yazılan cümlede kestane kebap dendikten sonra hangisi söylenirdi? A. Yemesi azap. B. Acele cevap. C.
C çöllerde serap. D halimiz harap. Buna da B şıkkı acele cevap diyorum. Son kararım. İnsan çok çelişkiye düşüyor ama abi yani. Hamit, şuradan abi bir anda... son bir göz göze geldi. Eminim, son kararım. Yani ses gitti böyle, çok da emin değil gibi cevapladın ama. Emindim ama abi, böyle göz göze geldim seninle, dedim ki ne oluyor dedim, ikinci soruda çökecek miyiz acaba ama... Ya dedim ki budur yani, daha ötesi yoktur herhalde. Evet, tebrikler, ikinci soruyu bildiniz, ilk aşamayı geçtiniz. Sırada üçüncü soru var efendim. 42 inç, 1920 x 1080 çözünürlük ve dahili uydu alıcılı olarak tanıtılan ürün hangisi olabilir? A. Tablet bilgisayar. B. Cep telefonu. C. Televizyon. D. Buzdolabı. Geç. 42 inç. Tablet diye düşünüyorum ama. 42 inç. Cepte yok. Bunu ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü... Tabii ki sevgili seyirciler, 42 inç. 1920 x 1080 çözünürlük ve dahili uydu alıcılı olarak tanıtılan ürün hangisi olabilir? A. Tablet bilgisayar. B. Cep telefonu. C. Televizyon. D. Buzdolabı. Süreniz 10 saniye efendim. Evet, seyircilerin %88'i C şıkkı televizyon demiş. Halktan geldik. Halkımız bu işi biliyor. Halkıma katılıyorum, C şıkkı diyorum. Son kararım. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçi biraz erken kullandım ama herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çelişkiye düşmüştüm çünkü. Tablet mi, televizyon mu? Dördüncü soruda sıra efendim. Geliyor. Rocky serisinde de görülen klişe film sahnesinde vücut geliştirme sporu yapanların yumurtayı genellikle ne şekilde tükettikleri görülür? A. Sahanda pişirerek. B. Tavada omlet yaparak. C. Kaynar suda çılbır yaparak. D. Çiğ olarak. Ben eski milli bir güreşçiyim. Ve burada geçen konuyu çok kez ben yaptım. Tabii ki çiğ olarak. Rocky de zaten bir bardağın içine boyuna kırıyordu yumurtayı. Kırıyordu, kırıyordu. Buzdolabının başında sonradan dikiyordu. Çiğ olarak son kararım. Ama herkesin midesi kaldırmaz yani. Herkesin midesi kaldırmaz yani çiğ yumurtayı. Ahmet, bana böyle meydan okuyor gibi. Yok, estağfurullah abim. Ciğersin sen burada abi. Sırada beşinci soru var. Gelsin lütfen. Girdiğiniz eski bir dükkanın vitrininde mensucat yazıyorsa içeride hangisi satılıyordur? A. Meyve ve sebze. B. Temizlik malzemesi. C. Cam eşya. D. Dokuma kumaş. Dokuma kumaşın mefruşat diye biliyorum ama yakın bir şey mensucat. Cam eşyası da olabilir. Meyve sebze ile temizlik malzemesi değildir herhalde. C ile D şıkkı arasında kaldım. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum izninizle. Tabii ki, iki tane yanlış cevabı eleyelim efendim. C cam eşya, D dokuma kumaş. Dokuma kumaş. Son karar.
dedim ki hani bu kadar erken olmamalıydı. Şansa verdim birazcık da yani. Yani mefruşat diye ben, yani bizim oralarda öyle geçer yani, çeyizciler, mefruşatçılar falan. Mensucat yabancı geldi bana aşağı. Acaba dedim ki yani yarı yarıya kullanayım. Çünkü cam eşyasıyla ikilemde kaldım. Hala B'ye gidince bu sefer o ikilemin ortasındaydım. Dedim ya kısmet. Pekala. Ama iki tane jokerim şu an gitti. Hayırlısı aklımızda. Evet, telefon olsun. Jokerim var. Yedinci sorudan sonra bir jokerin daha eklenecek. İnşallah oraya kadar geleceğiz. Onu ümit ediyoruz zaten. Sıradaki soru sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim efendim. Murat Bey, elimden tutar mısınız diyecektim, tuttunuz. O kadar içten dilemişim. Dedim şimdi elimden tutar Murat Bey ama. Yok, tutmayacak. Saklanmaya geldim. Evet, sorumuz geliyor efendim. Bir orkestradan dinlediğiniz bu şarkı hangi filme aittir? A. Titanic. B. Baba. C. Kadın Kokusu. D. Bodyguard. Biraz önce dediniz ya Murat, bak şıklar çıkmadan cevap doğrudur. Hani hanıma sormuştum ya. Murat'ım bak, Titanic ben gemiciyim. O provada da böyle çok kez ruhumu dinlendirmişim. Durdun mu çok öyle? Tabii. Arkadan çok ayaklarımı gemiden aşağı salmışım. Arkadan gelen olmadı. Son kararım Titanic diyorum. Evet, gladyatörümüz halkını selamladı. Bu altıncı soru değil miydi ya? Yok, henüz baraj sorusuna gelmedik. Şimdi geldik efendim. Hazırsanız yedinci soru geliyor. İkinci baraj sorusu. Divan şairi Şeyhi tarafından yazılan 126 beyitten oluşan ve Türk hiciv edebiyatının ilk örneklerinden olan eser hangisidir? A. Şehname. B. Mesnevi. C. Harname. D. Üsnü Aşk. Ben burada telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Jokerleri tanıyalım efendim. Ömer Aydın, Birgül Nalçacıoğlu, Nedime Aka. Nedime öğretmenimi aramak istiyorum. Kendisi benim ilkokul öğretmenim. 34 yaşındayım ve hala daha kendisiyle irtibat halindeyim. Görüşürüm. Okuluna gider elini öperim. Bekliyorum Harikasın. Kendisini. Umarım ulaşırız. Nedim Hocam, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Hamit'le beraberiz efendim, öğrenciniz. Hazırsanız size bir sorumuz olacak. 30 saniyede süreniz var. Hazır mısınız tamam. Efendim? Hazırım. Öğretmenim, divan şairi Şeyhi tarafından yazılan 126 beyitten oluşan ve Türk hiciv edebiyatının ilk örneklerinden olan eser hangisidir? Evet. Şehname, Mesnevi, Harname, Hüsnü Aşk. Harname. 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 Anlaşıldı öğretmenim. Gözümün nurusunuz. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar efendim. Evet, Harname diyorum. Son kararım. Öğretmenime güveniyorum. Kendisini de çok seviyorum. Kendisine öpücük göndereyim de. Evet, tebrikler. İkinci aşamaya geçtin Hamit. 15 bin lira kazandın. 15 bin liran garanti şimdi. Bir tane de jokerin eklenecek. Çift cevap joker hakkı. Bunda süre var. O da eklendi efendim. Şimdi süre limitin yok. Çok güzel. Şimdi zevk almaya bakalım. Jokerleri de bitirdik. Şimdiye kadar almadın mı? Aldık da gergindim de 45 saniye sıkıştırıyorsunuz. Mantık yürütemiyorum. Evet, neler söyleyeceksin Hamit? Neler söyleyeceğiz? Bir fırtına dizisi yapalım, beraber oynayalım diyorum. Fırtınada rafting yaptın sen de. Rafting yapamadım. Kısmet olmadı.
İnşallah ilerleyen zamanlarda olacak. Çünkü neden? Çocukluğumdan beri gurbetteyim, denizlerdeyim. Raftingi okyanuslarda gemiyle yaptım. Yani derelerde yapamadım, nehirlerde yapamadım. Son 5 seneden beri bir sosyal hayatım var. Ailemle yaşıyorum. Aileme, kendi eğlencelerime zaman ayırabiliyorum artık. Son 5 senedir mi deniz otobüslerinde çalışıyorsun? Evet, son 5 seneden beri. Öncesinde hep ticari gemilerdeydim. 18 yaşından beri baba mesleği, dede mesleği. Çocukluktan beri ticari gemilerdeydik. Sosyal hayatımız yani oradaki limanlarda olduğu kadarıylaydı yani. Gezme fırsatın oluyor muydu? Gezme fırsatımız oluyordu tabii ki, tabii ki. Yani Barcelona, La Rampa'sından Valencia, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kuzey Avrupa. Hani belki sorarsınız da en ilgini çeken şeylerden biri ne oldu? Litvanya'ya gitmiştim. Gece olmuyordu. Nasıl hani uyuyacağım diye. Devamlı bir aydınlık. 6 ay gece 6 ay gündüz yaşadıkları için. Yani oluyordu da tam böyle hava kararmıyordu. Buradan alacağım parayla hedeflediğim bir şey var mı? Yapmak istediğim buradan şey alacağım mı? Parayı ailemle harcayacağım yani. Zaten çok yüksek bir paralara zannetmiyorum çıkacağımı. Ama kısmet neden? Tabii ki bu. Kafadan zaten 3 jokerim bitti. Hani ekran karşısında çok rahat oluyoruz ya evde. Oh. Şuraya bak ya, 7. soruya kadar 3 joker hakkını bitirdi. Bundan bir şey olmaz yani dediğimiz oluyor. Hakikaten şurası çok farklı yani, düşünmüyorsun. Yani düşünmeye çalışıyorsun. Zamanımı düşüneyim diyorsun. Sorularımı düşüneyim diyorsun. Şunu bile düşünüyorsun. Hangi jokerimi kullanayım diye bile düşünüyorsun yani. Evet, sırada 8. soru var. Süre sınırın yok. Evet. Geliyor efendim. 30 bin lira değerindeki 8. soru geliyor. Nitrik asit halk arasında hangi isimle bilinir? A. Çamaşır suyu. B. Tuz ruhu. C. Arap sabunu. D. Kezzap. Arap sabununda asit yok yani benim bildiğim. Hani varsa da zarar verici bir asit değil, ama nitrik asit zararlı bir asit olması gerekiyor. Yani B ile D arasındayım ben. Tuz ruhu veya kezzap diye düşünüyorum. Tam zurnanın zırt dediği yerdeyiz şu an. Keşke jokerlerimi kullanmasaydım, demagojisi yapmak istemiyorum. Bizim ustalarımız vardı gemilerde. Yani yaşça bizden daha ihtiyarlı reislerimiz. Bize hep böyle telkinler verirdi işte gemide çalışırken. Çok zor şartlarda çalışırdık. Hakikaten. Yani denizde çalışmak hani, yani denizcilerin ve insanların aklında hep böyle bir yatçı, yelkeni falan fora eden gibi gelir, ama hani denizcilik güneşlenen metalin üzerinde günlerce dünyayı 12 deniz miliyle dolaşmak bence. Yani bence değil, yani denizcilere sorsanız odur yani. Ama yatçıya sorsanız iki ızbar çobağa, iki fora ettiğin zaman ben denizciyim diyor. Biz bu işin biraz daha sıkıntısını çeken insanlarız. Onun için bizim ustalarımız derdi ki, evlat sıkıntıya düşme, kap paranı kaç. Şimdi kapıp parayı kaçmak zaten mı var? Hayır, bir işin, cevap he vereceksin zaten, çünkü 15 bin liran garanti. Hmm. Yani kaybedeceğim bir şey yok cevap verdiğin yok zaman. Oo, tabii ki. Peki, hatta jokerini de kullanmanı o zaman tavsiye ederim. Çünkü onu da eve götürmeyeceğine, gemiye götürmeyeceğine göre. Öyle bir güzellik varsa yapalım biz o zaman o güzelliği. Eğer iki şık arasında kaldıysan da jokerin orada duruyor. Çift cevap joker hakkında. Tabii. Onu kullanman da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii. Etkilemek baba, istemem. Baba bu joker de tutarsa var ya 30 bin lirayı al git işte diyorsun sen bana. Öyle. Ben de dedim ki 30 bin lira benim işimi görür.
çift cevap joker hakkını kullanayım. Son karar mı? Baba 15 bin lirayı alırız değil mi kalsak? Tabii 15 bin lira garanti. Hadi bakalım. 15 bin lira garanti. Tuzluğu veya kezzap çıksa aradan ikisinden biri birine desem hop 30 bin lira. Baba kullanalım ya. Joker'i kullanalım. İlk çift cevabın joker hangisi Hamit? Tuz ruhu. B tuz ruhu diyorsun, emin misin? Emin değilim Hamit'im de. Arkadaşlar bazen yanlışlıkla emin dedikleri de oluyor bana. Eminim abi. Son kararın mı? Son kararım. Bakalım. Ama bir kararım daha var tabii. Şimdi hakikaten de abi yani çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma programı benim. Forum doldurduk buraya kadar geldik yani hakkımızda hayırlısı. Kısmetimize neyse zaten oymuş. Kısmet zaten doğacak kızımın kısmeti. Cevap? Kezzap diyorum, son kararım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tebrikler. 30 abi, bin lirayı kazandın şu anda. Hı. Şimdi hop, soruları alıp çekilebilirsin. Soruları gördükten sonra da çekilebilir miyim abi? Tabii soruyu göreceğiz. Sonra çekilme hakkım var. Yani nitrik asit sonuçta akla böyle yakıcı bir şey abi şey yani. Getiriyor. Onun için tuzluyla kezzap arasında ben kaldım. Çünkü Arap sabunu asit olsa kardeşim biz çocukluğumuzdan beri şampuan yoktu kafamızda. Arap sabunuyla yıkardık. Kafada saç kalmazdı. Evet. Yani çamaşır suyundan daha tehlikeli bir şey arz ediyor değil mi nitrik asit denilen? Tabii ki. Çamaşır suyunda bir uçucu bir şey yapıcı etkisi var. Tuz ruhundan da daha var. Tehlikeli bir şey. Hmm. Ama kezzaptı değil mi abi doğrusu? Kezzap mıydı? Kezzap. Kafadan benim kezzabı söylemem lazımdı aslında. Bu kadar stresi de yaşamamam lazımdı. Abi onu diyorum evet. Bazen kafa duruyor hakikaten yani. Yani şurada olmadıkça kimle konuşursa konuşsun yani. Hamit bence iyi yarıştın. 30 bin lira kazandın. Yani 30 bin lira bir başarı. Evet. Kimsenin sana burada başarısız olduğunu diyeceğini de zannetmiyorum. Evet. Sırada 9. soru var. 60 bin lira değerinde efendim. Gelsin lütfen. Mayıs 1970'te İstanbul Alibeyköy'de yağan sağanak yağmur ile birlikte gökten hangisi yağmıştır? A. Kurbağa. B. Salyangoz. C. Balık. D. Çekirge. Abi Alibeyköy, ben de Fatih Karagümrük doğma büyüme. Abi nereye gidiyorsun? Buradayım. Bırakma bizi de. Alibeyköy. Alibeyköy hemen bizim aşağımız zaten. Hiç duydun mu böyle bir şeyi? Aşinalık var mı kulağında? Yok işte duymadım. Keşke büyüklerimiz anlatmış olsaydı bize. Keşke hani ustanı biraz ya, daha dinleseydim. Belki anlatırdı. 60'da bir kar yağdı İstanbul'a var ya. O buz kütleleri boğazdan geçti. O muhabbetleri biliyoruz da. Evet. Abi yağan bir şey varsa... Çekirge, ben yani şimdi abi cevap vermiyorum buna da yani. Cevap vermeyecek misin? Abi burada verilecek cevap aslında çekirge, kanatlı bir hayvan. Biraz düşün tabii. Abi bu mübarek çekirgeler var ya, kanatlı hayvanlar. Bunları var ya, rüzgar fırtınası bir kapsa bir yerden. Nereden kapar? Alibeyköy'ün üst tarafları silahtarlardan falan, oradan bir esintiyle beraber... Bir sağanak yağmurla beraber takır takır Alibeyköy'e dökülür çekirge. Salyangoz dökülemez ki abi ya. Yapışıyor taşa toprağa. Onu rüzgar kaldıramaz. O zaman 1970'lerde Haliç'e giden bir kanal Alibeyköy'ün o dereleri. Orada ne balığı olsun abi? Kurbağa olur. Abi kurbağayla çekirge beni sonradan tereddüte düşürür. Hani balıkla salyangoz belki olmaz ama
Şimdi bak kurbağa da takıldı aklıma. Abi ben çekileyim ya. Hakikaten çekileyim. Mi? Mi? Emin misin? Abi son kararım çekirge. Mi? A dediler şimdi bir dakika. Ama son kararın çekirge ya. Kısmetten öte diğer yok abi. Hakkımız daha hayırlısı. Olsun da hakkımız daha hayırlısı. Daha ne olacak? Hayırlısı olsun. Kurbağa yani. Aslında bir geldi aklına. Neden? Yani şöyle bir hortumla kurbağaları almış olabilir değil mi? Gönlün evet. Üzerinden. Olsun abi ne yapalım karıya. Ya. Çünkü böyle bir soru soruluyorsa da demekte fayda var. Dedim. Ustanın sözünü dinlemedin. Kapparayı kaç yapmadık. Cevap verseydin eğer son kararım demeseydin. İnan çekirge deseydin ben de çeki uzatırdım sana ama sen bir anda son kararım çekirge deyince. Ha değil mi? Tabii o zaman yapabilecek bir şey kalmadı. Sağlık olsun 15 bin liran da hayırlı olsun. Kısmet. Buyur 15 bin lira.